Sokakta olmak meğer ne kadar kıymetli bir şeymiş. Değerini evde olunca anladık. Bu kötü günler bir an önce geçsin ve özgürlüğümüze bir an önce kavuşalım diye evde kal Türkiye. Allah'ımız var, ne kadar güzel ve doğru bir cümle. Ama hemen cümleye diyaloglara başlamadan önce bence Arif hocamız, hattaysa Arif hocamızı da o zaman günaydın diyelim. Sorularımızı ona saralım. Günaydın hocam, nasılsınız? Sizi özledik. Teşekkür ederim. Günaydın. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi tam siz bağlanmadan önce Serengil dedi ki ya ben artık dedi gittikçe sona yaklaşacağımızı hissediyorum ve artık benim enerjimi yoran insanlarla bile görüşmüyorum dedi. Ben de dedim ki bununla ilgili bir VT var. Hem de Arif hocamıza soralım. Hocam bu yaşadıklarımız normal mi? Neler oluyor? Duydum, Seren kitap okuyor galiba. Benim kitapları falan da okuduysa korkabilir ama kıyametle ilgili kitabımda ben yapmaktan ziyade, korkutmaktan ziyade ümit vermeyi tercih ediyorum ve ama şeyden değil, atmosfer olarak değil, yani delilli olarak ümit vermeyi tercih ediyorum. Kur'an bizim delilimiz, elimizdeki en büyük delil Kur'an ve Peygamberim, biliyorsunuz yani. Evet. Şimdi orada Maya takviminden bahsetti arkadaşımız. Mayaların takvimi o kadar. Çünkü kendi kıyametlerini görmüş adamlar. Kendi kıyametler. Bakın bunu unutmayın. Bu çok önemli bir faktör. İnsan kendi kıyametini görür, ileriye giremez zaten. Yok. Nereye gidiyorsun? Yol kapalı. Yani Etiler, Frigyalılar, Lidyalılar, Spartalılar, bilmem kimler, kimler, kimler. Mayalar da kendi kıyametlerini görmüşler. Bu mümkün. Onlar takvimiyle bizi izah etmek değil zaten. Çünkü biz kıyamet besliyiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ben kıyamet alametliyim diyor Peygamberimiz. Başta da o zaman. Ama kıyamet ne zaman kopacak? İşte kıyametin saatini Cebrail aleyhisselam Peygamberimize soruyor. Bu soruda diyor sorulan sorandan daha bilgili değil diyor. Bel mesulü bi alemamine ad-i sahil. Yani soruyu sorandan daha iyi bilmez sorulan kişi. Yani ben senden daha iyi bilmem diyor. O zaman sahabenin yanında bir sohbet eden adam gibi görünürken sahabenin birden bir kıtı çıkıyor. Aa bu başka birisi diyorlar. Gittikten sonra Peygamberimiz Cebrail aleyhisselam diyor. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'de de kıyametin saati gizli. Tamam mı? Bu yüzden o konu ve hemen işte yarın mı gelecek, 10 yıl sonra mı gelecek, 1 yıl sonra mı gelecek gibi bir tarih bilemiyoruz. Kapılıp, evet. Ama doğru, hocam hepimizin bildiği bir şey var ki o da alametler ya. Hani mesela dünyayı dize getiren bir salgın hastalık var. Böyle bir alameti var mı kıyametin mesela? En belirgin. Var. Ben söylediği doğru çünkü artık dünya yaşlandı. Yani sona doğru giriyoruz. O başka. Ben dünya sona doğru geri sayım. Hocam. Kıyamet. Kıyamet koridorundayız zaten. Hocam özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum. Çok da seviyoruz. Çok da takip ediyoruz. Eyvallah. Okuyorum da ben. Siz zaten onu anladınız. O yüzden sorduğumu da anladınız. Şimdi mesela Avustralya'da yangınlar çıktı. İşte mesela İspanya'da deniz köpürdü. İşte Çin'de bu virüs dünya şu anda depremler, bir salgının pençesinde. Türkiye'de de olan ve dünyada da birçok yerde olan depremler. Zaten hep bunlar daha önceden okuduğumuz kitaplarda işte anlatılıyor bunlar. Yani yavaş yavaş bunlar yaşanmaya başlanacak dedi. Bu süre zarfında insanları tabii ki korkutmak falan değil ama biraz da düşünmeye yöneltecek bir sürece girmedik mi? Ben öyle düşünüyorum. Çok güzel, en güzel cümle buydu işte. Düşünmeye artık derlenip toparlanmaya lazım. Terk etmek için. İşin bir tebliğ yönü var. Allah-u Teala uyarıyor bizi. Kur'an-ı Kerim'le de uyarmış. 124 bin peygamberle de uyarmış. Ve peygamberimizle de uyarmış. Şimdi en önemli uyarılardan birisi bu. Bu felaketlerin arka arkaya olacağını peygamberimiz hadislerinde haber veriyor. Hadislerde haber verdiği gibi bunlarla beraber ama hemen yarın kıyamet kopar gibi değil bunu haber vermesi. Zaten öyle diyor. Peygamberimize gelip birisi soruyor. Korkuyor, böyle bir sohbet etmiş peygamberimiz kıyamet alametler saymış da. Ya Resulallah diyor,
kıyamet ne zaman kopacak peki diyor adam, korkuyor. Sen diyor kıyamet için ne hazırladın diyor. Kıyamet, kişi ölünce kıyameti, kendi kıyameti kopuyor zaten. Bizi o büyük kıyamet yani ikinci derecede ilgilendiriyor ama ilim, bilim babında her zaman ilgilendiriyor. Bu açıdan bakalım. Ama size iki tane hadis okuyacağım. Bir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La tekûmü sâ'atu hattâ yekûlu fil ardı Allah Allah. Tirmizi hadis-i şerifi var ama diğer kütüb-i sitenin hadislerinde de var. Yeryüzünde Allah Allah diyen kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz diyor. Hmm. Bu bir. İkincisi, Fetih suresinde huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînel hakkü liyuzihirehu aleddîni kulli ve kefe billahi şehîde ayeti var. Allah diyor mealinde ayetin, hakkın ile gönderdiği peygamberini ve onun bütün dinlerin üzerine çıkaracak, dünyaya hakim kılacaktır. Bu da yine peygamberimizin başka bir hadisinde açıklamasını buluyor. İslam dünyaya hakim olmadan kıyamet kopacak diyor. Daha dip yazdım, hazırladım ama servise koymadım. Sosyal medyada servis yapıyorum onları. Bir sürü madde yazdım. İslam diyor yeryüzüne hakim olacak. Denizler de çalkalanacak. Bu kadar güzel bir hadis-i şerif. Çok hoşuma gitti. Kaynakları da güzel. Evet. Onun için sağlam. İki. Hocam sesimizde biraz gidip geliyor. Evet hocam biz sizce. Öyle mi? Değerli söyleyenleriniz için teşekkür ediyoruz size. Ama çok güzel bir hadis dedi değil bir mi? Bir şey sorabilir miyim? Size bir şey söyleyebilir miyim? Şu esnada, şu yaşadığımız süreçte bütün Müslüman alemine ne gibi tavsiyeniz olur? Çünkü ay canım benim ya. Allah razı olsun. Ya ben kimim tavsiye edecek ama biz daha önce bunları biz şifreler programını yaparken yaptım ben. Müslümanların derdini toparlanması kardeşçe bakın çok açık söylüyorum. Kardeşçe öyle bir manevi bağ, Hazreti Muhammed'in ümmeti olduğunu göstermeleri, birlik beraberlik olmaları lazım ki yeryüzü şunu söylesin. Ya bu İslam ne kadar güzel bir şey. Bu Müslümanlar ne kadar güzel bir şey. Biz de Müslüman olalım desinler. Ama biz bunu dedirtemedik. Biz bunu ben şahsen kendi adıma çok üzgünüm ki dedirtemedik. Bize hizmet veren, bizleri yetiştiren büyük insanlar hep bu dertle ölüp gittiler ama maalesef biz bu birlik ve beraberliği, bu kardeşliği gösteremedik. Birbirimizi yedik, yedik, durduk, didik, dedik, didik, dedik, durduk. Birbirimizi biz özenecek bir hale getirmedik İslamiyet'i. Nefret edilecek bir din haline getirdik. Biz kendimiz yaptık. Adamlar diyor ki ben diyor bugün Müslümanlara bakarak Müslüman olmadım diyor. Kur'an okudum. İyi ki okumuşum. Okuduktan sonra diyor düşündüm ki bu din gayet güzel, Allah'ın emrettiği dindir. Hocam acaba ilim geride kaldı, cehalet mi ileriye gitti biraz? Biraz da bundan öyle mı kaynaklandı? Hayat sizce? Şu, bakın ben çok özür diliyorum. Daha önce de birisinin hayatım diye beni eleştirdiler ama ben konuşma tarzımda böyle tatlı din, güler yüz, yumuşak söz vardır. Evet. Şunu söyleyeyim. Bizler İslam'ın bizden istediği güzel ahlakı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemâ bu issûli ütemmime mekârimel ahlak diyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Ne güzel, ne önemli. Ahlakın güzel değilse diyorsunuz, ne kadar iman ettiğini de söyleseniz bu sizi tamamlamaz diyorsunuz o zaman değil mi? Bunu söylemek istiyorum. Aynen işte biz bunu gösteremedik. Yani güzel ahlak nedir Seren Hanım? Dini, inancı davranışlarına dökmek demektir. Bu kadar basit. Yani davranışı güzel olmayanın dini bütün bile olduğunu söylese aslında insanın görevini tamamlamış olmuyor aslında. Yalanlıyor kendisini ya. Yalanlıyor. Ben namaz kılıyorum ama bakmayın ben diyor şunu da yaparım, bunu da yaparım. Allah'ın yasak ettiği her şeyi de yaparım. Takmam Allah'ı der gibi bir havaya giriyor.
Bu cahillikten öte Cahillik işte. yani bir inkarcılık, Kendini de inkar isyancılık, ediyor. bir münafıklık alametidir. Münafıklarla da Allah dinini teyit etmez. Hani var diyor, İnna Allah la yuayyidu bir racülül facir diyor. Teyit eder. Racülü facir bir adamı da dine hizmet ettirir diyor. Ettiriyor işte ama. İşte, peki. Evet. İşte efendim İspanya'yı, İtalya'yı. Sen Allah yok ya. Sevgili hocam. Hocam size sohbete doyamaz. Siz sohbete hiç doyamıyoruz. Bir gün alalım, bir cuma günü sizi misafir edelim. Uzun uzun benim de sormak istediğim konular var. Çünkü Nur'la devam ediyorsunuz değil mi hocam? Ediyoruz cuma günü. Cuma günü zaten kanalımızda sormak istediğin her şeyi bize de gelin ya. Bizim de bize de bir uğrayın diyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli sözleriniz olur. İçin teşekkür ederim. Teşekkür ederim Allah'ın izniyle. Çok tamam, teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür Ağzınıza ederiz. Sağlık. İzleyicilerimizin de merakı bunların hepsi kıyamet alameti midir dedi. Hoca açık açık salgının da alametler içerisinde olduğunu söyleyerek aslında bir yerde de insanların kafasındaki soru işaretini dindirmiş oldu. Maalesef bu bunlar kıyamet alameti. Peki ne yapıyoruz bu kıyamet alametlerinde? Karantinada takılıyoruz.